Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftalıkta videoma hoş geldiniz. Bugün size anne yanlığı için aldığımız beşiği göstereceğim. Bu ebeveyn markasıymış, Baby Plus sanırım. Böyle rengi, ilk renginden başlayayım. Böyle kahve değil de kahvenin biraz açığı gibi, kahverenginin böyle biraz açığı gibi. Şöyle bir görünüşü var. Biraz daha uzaktan göstereyim. Şöyle daha rahat bir şekilde gösteriyorum. Aslında benim videolarımı izliyorsanız benim anne yanı beşiğim vardı, ahşaptan, Vivens'ten aldım. Ama o odamıza çok büyük geldiği için biz de böyle daha küçük bir şey almaya karar verdik. Zaten bunu 7-8 ay sanırım kullanılabiliyor. Sonra diğerine geçeceğiz. O zaman da zaten odasını ayırmayı düşündüğüm için yine onu kullanmış olacağım. Oda turu videosunda falan gösterdim. Onları zaten kenara yerleştiririm inşallah. O yüzden bunu aldık. Bunun da böyle salıncak olma özelliği varmış sonradan. O yüzden hoşuma gitti. Şimdi size birkaç özelliğinden bahsedeyim. İlk başta şöyle bir alet var, cihazı var diyeyim. Şöyle farklı böyle renklere geçiyormuş. Farklı renk ışıklar veriyormuş. Mesela bunu telefonuna taktığımız zaman işte dinletmek istediğimiz işte çocuk müzikleri olabilir, işte Kur'an olabilir, kim ne dinletmek isterse bundan telefonuna bağlayıp gayet rahat dinletebilir. Titreşim özelliği de var dedi. Ama şu an titreşim özelliğini ben nasıl çalıştıracağım bilmiyorum ama varmış yani. Bakayım, hatta deneyelim. Evet, varmış. Şöyle direkt titriyor. Şuymuş direkt. Arttırılıyor hatta. Böyle geriye kapattım. Böyle içinde ince bir böyle yatağı var. Bence gayet ideal, kullanışlı. Hatta bakın şöyle altında katlayıp koymak için tekrardan, mesela diyelim ki bir tatile gittiniz, memlekete gittiniz. Bunu böyle katlıyorsunuz. Onun içine koyuyorsunuz. Küçücük bir şekilde atıyorsunuz, bagaja götürebilirsiniz. Şimdi size bu yanlarını açacağım. Şimdi yanlarındaki fermuarlarını açmadan önce, diyelim ki yanlarını açmadınız. Direkt buradan zaten fileli anne tarafına bakan kısmı, buradan da direkt görebilirsiniz. Şimdi yanlarını açalım. Evet, böyle gördüğünüz gibi diğer tarafı da açtım. Gayet rahat çıkarılıp takılabiliyor. Bu şekilde direkt anne yanına yapıştırabilirsiniz. Yatağınızın kenarına yani. Bu şekilde. Mesela ilerlemesi salıncak olur dediği şey de şöyle. Şu altında gördüğünüz gibi bir tane aparatı var. Şu an mesela sabit duruyor, sallanmıyor. O aparatını böyle açıyorum, kaldırıyorum. Şu kısmını geriye alacağım. O aparatı içeri katladıktan sonra böyle yatak bu şekilde güzel bir şekilde sallanabilir. Tabii bunu o zaman yukarı kaldırmak gerekir. Çünkü çarpıyor. Mesela salıncak yapmak istediğiniz ileride. Yani ben şöyle düşündüm kadın salıncak deyince. Bunun üzerine bir tane örtü örterim. İki tane yastık koyarım. Odasının bir köşesine koyarım. İstediği zaman oturup, büyüdüğü zaman 4-5 yaşında bile oturup böyle sallanabilir. Şimdi son bir özelliğini daha göstereceğim. Belki almak isteyenler olur diye detaylı anlattım. Şurada bir tane düğmesi var. Mesela böyle bir tarafı, sadece bir tarafı böyle aşağı inebiliyor. Hani reflü yatağı falan alıyorlar ya. Aynı böyle, bu da böyle yatay olabiliyor. Aşağı doğru inebiliyor. Hatta ben alacaktım. Ama şimdi bu böyle olduğu için almamıza gerek kalmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.